Bu tarihten sonra yine Ögedei zamanında başka bir büyük Moğol ordusu Tahir Bahadır komutasında Afganistan'a girmiştir. Afganistan'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bir başka Moğol ordusu Curmagan Noyan komutasında Azerbaycan'a gönderilmiştir. Celaleddin Harezmşah ki Alaaddin Muhammed'in oğluydu, çok büyük kahraman. İslam evet. dünyasının Moğollara karşı en büyük kahramanlarından birisi. Celaleddin Harezmşah'ın da son direnişlerini kırmıştır Azerbaycan'da. Azerbaycan ardından Ermenistan, Gürcüler itaati almıştır. Doğu Anadolu'yu ele geçirmiştir. Dolayısıyla Ögedei zamanında da imparatorluğun büyümesi devam etmiştir. Ögedei'nin ölümünden sonra 1241 yerine Ögedei'nin oğlu bir süre sonra 1246 yılında Güyük'ün geçtiğini görüyoruz. 2 yıllık bir hükümdarlığı vardır. Kim? Güyük Kağan ya da Güyük Han. Evet. Ögedei'nin oğludur. Bu dönemde Moğolların artık yavaş yavaş iç anlaşmazlıklara düştüğünü görüyoruz. Güyük Doğu Avrupa seferinde Batu'yla birlikte aynı orduda bulunuyordu. Arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Dolayısıyla Büyük Han seçildiği zaman Batu onun Büyük Hanlığına itiraz etmiştir. Tam Batu'yla savaş eşiğine geldiği bir sırada Güyük ölmüştür 1246-48 yılında. Ve 1251 yılında Mengü'nün Büyük Han olarak tahta çıktığını görüyoruz. Mengü'nün tahta oturması hükümdarlığın Ögedeililerden Tuluy koluna geçmesini anlamına geliyordu. Bu tarihten itibaren Mengü çok önemli bir karar almıştır. Bir kardeşini Kubilay'ı Çin'e göndermiştir. Diğer kardeşi Hülagü'yü de Batı İran'a göndermiştir. Bu tarihten itibaren biz yavaş yavaş Çin'de Kubilay'ın hakimiyetini kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Yuan. Evet, Yuan Hanedanı'nı kurmuştur 1260 yılında. Batı İran'da da İlhanlar ortaya çıkmıştır. Cengiz Han'ın daha hayattayken imparatorluğu, büyük imparatorluğu oğullar arasında taksim ettiğini görüyoruz. Ögedei, Çağatay, Joji ve Tuluy arasında kendi oturduğu makamı en küçük oğlu Tuluy'a vermiştir. Çünkü eski Türklerde ve Moğollarda baba ocağı en küçük evlata veriliyordu. Bu tarihten itibaren her bir evlat kendi bölgesinde yarı müstakil olarak hüküm sürüyordu. Mengü'den itibaren yavaş yavaş Moğol İmparatorluğu devletlere bölünmeye başlamıştı. Yani hangi yıl yaklaşık? 1251-1259 yıllar arasında. Evet. Hanımefendi Moğol tarihini ezberli, bravo. Son birkaç gündür sabah akşam Moğol tarihi okuyor. Yani büyük yıllar sonra parçalanıyor. Hocam çok sorulan evet, bir soru evet. var bu arada sormak istiyorum. Moğolların dini neydi diyorlar? Şaman. Evet. Onu bir ayrıntılarını karıştı. Anlatırsanız dinini. Moğolların, Şaman genel bir isim çünkü. Evet. Neye tapıyor bunlar? Moğolların dini hakkında kaynaklarda çok farklı rivayetler var. Ana hatlarıyla bunlar Şaman'dı. Daha sonradan hanedan özellikle Kubilay devrinden itibaren Budizmi kabul etmiştir. Bu arada Hristiyan olan prensler vardır. Nestor olan prensler vardır. Ve bir miktar 1260'lardan itibaren İslamiyet'i kabul eden hanedan üyeleri ortaya Peki, çıkmıştır. Bu şaman ve inancına göre ne yapıyorlar? Nasıl ne ibadetleri falan? Evet. Cengiz Han nasıl dua ediyordu mesela? Cengiz Han kaynaklarda rivayet edildiğine göre gök tanrıya, her şeyin yaratıcısı olan bir tanrıya inanıyordu. Tek tanrı. Yani bir tanrı, tenkri geçiyor. Ama bir de kadın Hatta, var tanrıça. Onu yazdım bir yerde. O da fertility'nin verimliliğin ve toprağın tanrıçası. Yani tek tanrı yukarıda mavi gökyüzünün tanrısı gibi bir Bak Cengiz Han'ın besmelesi. Ahmet Hoca'nın kitabı değil mi? Ahmet Emre'nin evet. Mengü Tengri'nin küçüdür. Evet. Mengü Tanrı'nın gücüyle. Şunu efendim evet. gösterelim. Bu Cengiz Han'ın besmelesi. Mengü Tanrı. Ebedi olan Tanrı'nın gücüyle. Cengiz Han tıpkı diğer Moğollar gibi. Cengiz'in besmelesi. Yeryüzünü yaratan ve üstün güç sahibi olan bir yaratıcıya inanıyordu. Buna Tengri diyordu Moğollar. Onun ötesinde kutsal olan unsurlar vardı. Neydi bunlar? Yer. Neydi bunlar? Su. Neydi bunlar? Hava. Yani bu unsurların da kutsallığı kabul ediliyordu. Ama bunlar Tanrı değildi. Müstakil Tanrı değildi. Kutsal Tahta. Unsurlardı. Pardon. Peki şey, Tanrı kelimesini bizden mi alıyorlar? Tengri kelimesi etimolojik çalışmalara göre Türkçe bir kelime evet. Bizden almış onlar. Peki nasıl yani, ibadet ediyordu Cengiz? Zaman ya zaman... Ya savaşa çıkacak. Tengriciğim bana zafer ver falan derken
herhalde bir şey yapıyordu. Bunlar gizli tarihte çok ayrıntılı anlatılıyor. Ne diyor? Kutsal bir mekan var. Onon Nehri yakınlarındaki Burhan Dağı, Burhan Kaldun Dağı. Buraya gidiyor ve bu dağın yüksek bir yerine çıkıyor ve Tengri'ye dua ediyor. Bana muzaffer olmayı nasip eyle veya ordularımı galip kıl. Yani zaman zaman savaşlardan önce de yüksek bir tepeye veya dağa çıktı ve dua ettiği kaynaklarda zikrediliyor. Birkaç sene önce bir film çekilmişti, gördünüz mü bilmiyorum, Cengiz Han'la ilgili. Evet. Yani sinematografik olarak çok güzel bir filmdi bence. Belgesel olan özellikle mı, film olan mı? Film. Ama orada özellikle o dağa çıkıp dua etme sahneleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz yani. O kadar. Şimdi dini şey yapıyorduk, evet efendim. Başka nasıl dua ediyorlar? Şamanların bembeyaz giydiği ve beyaz atlara... Bunu o detaya girmeyelim, sonra yaparız. Ama ne kadar enteresan. Şaman... Ama Pelin Hanım, şimdi şaman elbisesiyle şeyin alakası yok. Dini. Buradan çok tepki geliyor. Şamanlardan bahsediyoruz. O kadar çok soru geliyor ki. Ama Cengiz'in dinini soru şey yapıyoruz. Şamanizmi anlatırız. Hatta ben size kürek kemiği falını anlatırım. Onu öğrendim. Baktırdınız mı hiç? Hiç, ben fal... Eskişehir tarafında bakanlar vardı. Evet, evet, dağa çıkıyor, dua ediyor. Yaratıcı olan ve üstün güç olarak kabul ettiği bir tanrıya inanıyor. Hatta Cengiz Han'dan sonra da Moğol fermanlarında biz Mengü Tengri Güçündür. Yani ebedi olan tanrının adıyla... Erhancı, o besmeleyi bir okur musun? ...kullanıldığını nasıl görüyoruz. Mengü tanrının gücüyle diyor. Hayır, Moğolcasını. Onu sen oku. Alta yazıyor. Münge Tengri Yin Küçüdür. Evet. Nasıl yakışıklı. Senin Muhsin'inle Moğolca... Moğolca sana daha çok yakışır. Evet. Hatta 1260-1280 yıllarındaki fermanlarda dahi Mönke Tengri'nin küçündür. Diğer hanedan üyeleri de bu formülü kullanmışlardır. Ve Tanrı'nın yeryüzünün hakimiyetini Moğollara, Moğolların şahsında da Cengiz Han'ın şahsında Moğollara bahşettiğine inanıyorlardı. Allah'tan aldatıyorlar. Evet. Güneşin doğduğu yerden battığı yerlere kadar bütün dünya hakimiyetinin Cengiz Han'a ve Moğollara verildiğine inanıyordu. Efendim, bir seyircimiz Sayın Erdoğan Uzlu, haklılar efendim. Erhan'ın bu kadar araya girmesiyle konu bitmeyecek, haftaya da devam edeceksiniz. Araya galiba. Sen daha fazla girdin, hiç şey yapma. Araya girdin diyerek araya giriyor. Seyhun Ceyhun ismi nereden geliyor? Nece bunlar? Eski bunlar, etimolojik olarak belki Soğutça olması mümkün. Amuderya, Sirderya de deniyor. Seyhine Sirderya, Ceyhun'a Amuderya deniliyor. Bunlar bu Seyhan Ceyhan da oradan mı geliyor bizim? Büyük ihtimalle evet, yer isimleri, o bölgede yaşayan Türk boyları Anadolu'ya gelince aynı isimleri Anadolu'da kullanmışlardır. Hocam, Cengiz Han aynı zamanda yani şaman diyoruz ama bir taraftan da politik olarak en önemli şaman liderini de öldürtüyor değil mi o dönem? Evet, Kökeçi bir şaman, tanınmış bir şaman. Başlangıçta Cengiz'in han olmasında, Cengiz Han unvanını almasında çok önemli bir rol oynuyor. Ama daha sonra o kadar kendini beğenerek önemli bir güce sahip olduktan sonra başına buyruk hareket etmeye başlıyor. Bunu ilerisi için çok tehlikeli olduğunu gören Cengiz onun gücüne tahammül edemiyor ve onu ortadan kaldırtmıştır. Şimdi demin bahsettiğimiz konuyla ilgili bir seyircimiz Raşit Bey enteresan mesaj göndermişler. Ögedey öldüğü sırada Batı Avrupa seferini durdurmuştu. Ama ölüm haberinin o kadar çabuk Batu'ya ulaşması mümkün değil. Pardon, Batu Avrupa seferini durdurmuştu. Ama ölüm haberinin o kadar çabuk Batu'ya ulaşması mümkün değildi. Yani aylar alıyordu. Pek aylar almaz herhalde. Bu haberin ve Batu Moğolistan'a zaten yeni hanın seçimine katılmak için dönmemiştir. Acaba Avrupa seferi gerçekte neden durdurulmuştu? Avrupa seferi Moğolların Doğu Avrupa'yı ele geçirmek için yaptıkları bir seferdi. Moğollar bunu fazlasıyla başarmışlardı aslında. 1241 yılına gelindiğinde iki büyük savaşla Nisan 1241'de hem Alman ve Polonyalılar hem de Macarları mağlup ettiler. Özellikle Macarlar o dönemde dünyanın en iyi süvarileri olarak biliniyordu. Artık Doğu Avrupa, hatta Orta Avrupa'nın büyük bir kısmı Moğolların eline geçtiği için ve askerler 4 yıllık uzun bir seferde olduğu için zaten sefer maksatlarını çoktan aşmıştı. Yani eğer Ögedey ölmeseydi de mutlaka Batu bir süre sonra doğuya dönecekti.